Değerli izleyicilerimiz, Eylül Pazar'ın tarihi iskelesine doğru yanaşıyoruz. Havada güzel. Evet, bu güzel havada iskeleyi ziyaret edelim dedik. Gördüğünüz gibi manzaramız mükemmel. Şu an barınağımızı görüyorsunuz. Güneş battı. Güneşin kızıldığı hala kızkuleye yansıyor. Soğuk su mahallesini şu an itibariyle görüyorsunuz. Ve otoyol. Ve gördüğünüz gibi sahil. Bir zamanlar buralar kurulup ve çakıllıktı. İnsanlar güzel bir şekilde yüzüyorlardı. İskelemiz çok güzel bir şekilde hizmet veriyordu. Şimdi ise gördüğünüz gibi kaderine terk edilmiş halde. Evet. Hobi olarak balık tutanlar var. Ardışan kısmı. Kolay gelsin. Bir şeyler yakalayabildiniz mi? Ufak tefek. Ufak tefek. Nasıl? Her gün geliyor musunuz? Her gün geliyorum. Geliyorsunuz. Bu sıralar güzel istavrit yapıyor. İstavrit yapıyor. Evet. Evet. Geldiğiniz gibi. Şu an artık günü tamamlamış. Bir vatandaşımızla kısa görüşme yaptık. Evet. Kimileri kahvelerde, kimileri başka bir yerlerde, kimileri spor salonlarında, kimleri işinde, gücünde, işleri güçleri olmayanlar, özellikle bu tür hobileri olanlar da gördüğünüz gibi buralara geliyorlar. Yavaş yavaş ilerleyelim. Röportaj yapabilirsek onlarla da röportajı gerçekleştirelim. Çok güzel. Ben her zaman söylüyorum. Pazarımız mükemmel. Mükemmel bir pazarımız var. Hizmet bekliyor. İnşallah bu hizmeti verirler. Gördüğünüz gibi. Şimdi yorum sizin, size bırakıyorum. İşte gördüğünüz bu yerler cennet olamaz mı? Yani daha güzel imkanlar sunulamaz mı? Tertemiz deniz, dalgaların sesi, insanlarımız bakın balık tutuyorlar, zamanını geçiriyorlar. Boylu boyunca kordon boyu. Buraları neden değerlendirmiyorlar bilemiyorum. Çok güzel bir değerlendirilebilir. Binalar, camimiz, ama güzel, mükemmel. Şöyle ilerleyelim. Hafif karanlık, loş özelliği de bu. Görüyorsunuz. Bakıma da ihtiyacı var. Tabii ki seçim propagandalarının içerisinde bunlar var. Zamanla inşallah bunlar da gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ufak tefek yakaladılar. Evet, kolay gelsin. Ne var neler neler tutuyoruz. İstavrit. Evet. Nasıl, var mı bir şeyler? Eskisi gibi yok. Eskisi gibi. Her gün geliyor musunuz yoksa böyle arada bir? Her gün geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Güzel bir ortam. Mesela büyüklerimiz bize balık bırakmadı. Büyüklerimiz. Biz de ufaklarımızı bırakmadık. Evet. Biraz da sitemi var tabii. Evet, havada güzel, ortamda güzel. İşte balıkçı sevenler, hobi yapanlar. Gördüğünüz gibi oltalarını buradan sallıyorlar. Evet, manzara mükemmel. Güneş battı. Gördüğünüz gibi biraz küçük, ufak. Ama hobi olarak yapılan
dediğimiz gibi. Kolay gelsin. Sağ ol. İstavrit var galiba. Evet. Her gün geliyor musunuz siz? Geliyoruz. Böyle eskiden sabahleyin barbun marbun falan vardı. Öyle bir şey var mı buralarda acaba? Barbun sizi başlattı. He? Var mı? Açıkta şu an. Açıklarda diyorsunuz. Evet. Biz biraz daha gençliğimizde gelirdik tabii ki öyle sabaha karşı. Yeni başladık. Öyle mi? Ya tabii ki yeni başladınız. Yeni öğreniyorsunuz. Zaman geçiriyorsunuz. Ama değil, ustalar diyor ki daha açıkta yani. Açıkta diyorsunuz. Peki evet. Kolay gelsin. Geldiğiniz gibi. Evet. Güzel bir manzara, güzel bir ortam. İnsanlar kahve köşelerine gitmektense, işte başka evet yerlere gitmektense günün bu saatinde günlerini geçiriyorlar. Manzaraya ayımızı görüyorsunuz. Pazarın akşam görüntüleri, oltalar alınmış, sallanıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Balıklar tutuluyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Gece görüntüleri mükemmel. Hemen ileride sahil camimiz, ışıklar ve gördüğünüz gibi parkımız ve evet iskelede zamanını geçiren insanlar. Buradan günün bu saatinde bunları da sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi tabii ki buradan isteklerimizden biri iskelenin bir an önce restore edilmesi, bunlar seçim zamanında da evet. İskelenin de uzanması. Evet. İyi de panik yok. İskele evet. Şu anda bir şey yapmadılar. Bayağı iskelemizi yaptılar. Limanı boyutsunlar. Balık tutan arkadaşımızın yani bir tavsiyeleri var. İskelemize söz verdikleri gibi. Yani oltayla da mı tutmayalım? Evet. İskelemize gerekeni yapsınlar. Evet. Gerekirse uzatsınlar. Veya sıfır iskele olsun. Sıfır iskele olsun şeklinde yorumları var. Tabii ki. Pazartesi dur. Niye burası büyük gemi şeyler olmuyor burada? Evet. Herkes cebini mi doldur hocam bu pazarda? Yazık, günah değil mi bu insanlara? Evet, eskiden. Ya burada geçirmeyi ortalık ya. Eskiden tabii ki. Ayıp, ayıp, çok ayıp. Mezara getirecek ya paraları. Eskiden ticaret merkeziydi. Evet. Eskiden gemiler de geliyordu hatta. Gelsin. Uzaklardan. Öyle gemileri gelsin ya. Gelip buradan ticarette yapılıyordu. Ama oluyor da Trabzon'da oluyor. Pazarda niye olmuyor? Zamanla dediğimiz gibi tabii ki her şey köreldi gitti. Bakımsızlık ve sahip çıkan da olmadı diyor. Doğrudur. Gördüğünüz gibi yıkılacak. İnşallah projeler de var. Biliyorsunuz projelere koydular. Bu projelerde inşallah bu projelerde gerekli şeyleri yapacaklar. İşte şu an görüyorsunuz, güzel bir manzara var, güzel bir hava hafif esiyor insanlarımız da balık tutarak gününü geçiriyorlar. Buradan vereceğimiz görüntüler bunlar.